15 yıl önceydi. Evden kütüphaneye gitmek için çıkan 19 yaşındaki Handan Çakal ortadan kayboldu. Cinayet zanlıları suçlarını itiraf etti. 19 yaşındaki Handan'ı hunharca katletmişlerdi. Ancak genç kızın cesedi bir türlü bulunamadı. Sonrasında suçlarını inkar eden ikili de serbest kaldı. 15 yıl sonra Handan'ı arama çalışmaları yeniden başladı. 15 yıl önce ortadan kayboldu, katilleri cinayeti itiraf etti. Ama genç kızın cesedi bulunamayınca ikisi de 10'ar bin lira kefaletle serbest kaldı. Yıllar sonra yeniden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Genç kıza ait olduğu iddia edilen kemik parçaları bulundu. Bir tane daha. Ver, ver. Bir parça daha bulundu burada. Handan Çakal 19 yaşındaydı. Bursa'da dershaneye giderken kaçırıldı. Ailesi 2 yıl boyunca kızlarından gelen iyi bir haber bekledi. Ama Handan bulunamadı. 2 yıl sonra gelen bir itiraf onun korkunç bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Hırsızlık suçundan yakalanan Turan Gümüş, dershaneye giden genç kızı Onur Doğan Yiğit'le kaçırdığını itiraf etti. Her gece rüyalarıma giriyordu dedi. Tecavüz ettikleri genç kızı boğarak öldürmüş, cesedini de Pamukova'da boş araziye atmışlardı. İki zanlının ne gösterdikleri yerde ne de yakın bölgede genç kızın cansız bedeni bulunabildi. Mahkeme ceset yoksa suç da yok dedi. Zanlılar 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 10'ar bin lira kefaletle serbest bırakıldı. Sakarya'da arama kurtarma ekipleri genç kızın cesedinin atıldığı iddia edilen yerde 15 yıl sonra yeniden arama çalışması başlattı. Yeşil bir kol saati, kemer. Bazı taşların altında kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları incelemeye alındı. Eğer Handan'a ait çıkarlarsa cinayet dosyası tozlu raftan inecek. Ceset bulunamadığı için kefaletle serbest kalan zanlılar adalet önünde yeniden hesap verecek.